dünyanın %11'ini öldürmüş ve Cengiz Han dünyanın %11'ini öldürdüğü için gerçekten cehennemliksinden. Arkadaşlar, Kanuni Sultan Süleyman geldi. Vay, çok iyi. Hadi bakalım. Merhaba arkadaşlar, ben Ekon Solun arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber benim oynamasını çok sevdiğim ve sizin de izlemesini çok sevdiğiniz oyun olan Yargılama Günü'nde oynuyoruz. Oyun tam hızıyla devam ediyor. Umarım daha fazla bölüm vardır. Bu bölüm bitmez umarım. Çünkü gerçekten oynaması acayip zevkli. Neden mi? İnsanları ya cehenneme ya da cennete gönderebiliyoruz. İşte böyle bir oyun arkadaşlar. Daha fazla bu oyundan gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Ve videoyu beğenirseniz benim motivasyonum artar. Ben de sizin motivasyonunuzu arttırmak için şu anda yorumları kıpkırmızı yapıyorum. Evet, attığınız her yoruma kalp atacağıma söz veriyorum. Çok uzatmıyorum, başlayalım. Bu arada kolum iyileşiyor, teşekkür ederim geçmiş olsun mesajları için. Evet, en son bu dayıda kalmıştık. Tam Türk dayısı değil mi? Tam böyle Anadolu'dan bütün gün sigara içen bir dayı. Tarlası falan var bu dayının da, muhtar falan. Neyse, bu dayıyı yargılayalım. Gel dayıcım. Kapısına gelen yaralı bir askerin hayatını kurtarmış. Vay be, çok gerçekten kral bir hareket. Verdim abi. O kurtardığı askeri köle gibi kullanmış. Şerefsizlik yaptın kanka, ben herkesin hakkı vardır. Cehennemde yan. Ama arkadaşlar, o kölesi yaptığı askeri kızıyla evlendirmiş. Vay be, vay be. Çok acıklı bir hikayeydi dostum. Benim gözlerimi yaşarttın. Benim dayım, Türk dayım benim. Seni cehenneme gönderiyorum ben. Ve arkadaşlar, reklamlar, evet. Ve ananı. Oğlum, bu hükümdarların hepsini oylamak istiyorum ve bu var ya, Türk hükümdarları, herkesi Türk hükümdarlarına benziyor aslında. Hadi merak ediyorum lan senin kim olduğunu. Reklam izliyorum. Evet, geldik. İnsanlara eziyet ediyormuş arkadaşlar. Okey, kötü bir şey tabii ki de, tamam. Ama bazı savaş taktiklerinde bu eziyet, neyse tamam lan, kötü bir şey. Cehennemliksin kanka, eziyet kötü bir şey. Din ve vicdan hürriyetini korumuş bir adam. Gerçekten bu çok iyi bir şey. Evet, yani şu anda günümüzde bazı ülkelerde bu yok ve adam belki de bunu kaçırıncı yıllarda yaptı. O yüzden cennetliksin kanka, en cennetlik sensin. Atilla mı lan bu? Dünyanın %11'ini öldürmüş. Bir dakika, tarihim çok kötü olduğu için özür dilerim arkadaşlar. Ama bu Cengiz Han'mış. Ve Cengiz Han dünyanın %11'ini öldürdüğün için gerçekten cehennemliksin lan. Tamam, o zamanlar 10 milyon insan varsa bu şerefsiz neredeyse 1 milyonunu öldürmüş. Yan. 16 cehennem, 10 cennet. Kanka, %11 çok fazla, nasıl satayım? Cengiz Han ne yapıyorsun ya? Yan. Evet. Benim isim Layla Charlotte. Ben bir çevreciyim. Yalan makinemiz doğru söylüyor. Tamam Layla, geçtin. Petrol gibi kullanımların bitmesini istiyorum diyor. Tamam, doğru. Bu da doğru. Yalan söylemiyor. Bütün protestolarımı barışçıl bir şekilde yapıyorum ama yalan söyledin. Bakın, yalan söylüyor. Protestolarını birazcık daha iyi yapmalısın. İnşallah birilerini öldürmemişindir. Ama diyor ki protestolarımı yalnız yapıyorum. Kanka, protesto yalnız yapılmaz bir kere. Bu yalan. O yüzden yalan. Zaten detektör de söylüyor. Yalan. Oh. Arkadaşlar, bu hatun bir gemi batırmış. Hem de bir sondaj gemisi. Yani benzin çıkartıyor ya okyanustan. O gemileri bir tanesini batırmış. Ve yalan söylemiyor. Harbi ciddi. Ama hiç kimseye zarar vermemiş. Bu da yalan. Kime zarar verdin lan? Bunun yüzünden 3 kişi ölmüş. Bakın, şu ana kadar yaptığı her şey, petrolü bitirmesi, protestolar falan filan, okeydi, barışçıl protestolar falan filan. Ama birini öldürürsen cehennemin en dibinde yatacaksın kanka. İyi bir insandın ama birilerini öldürmen seni kötü bir insan yaptı, cehennemde yat. Evet, bir abimiz var ve insanlara çok seri mesajlar atıyormuş. Böyle tık 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 tık, bir sürü dolu ya, böyle saçma sapan ve hepsi kısa kısa, böyle kanka ben yarın geleceğim falan filan, böyle mesajlar atıyormuş. Bu gerçekten çok küçük cehennemliksin bak. Ben de yapıyorum bazen ama harbi cehennemliksin. Çok bir numaralık. Ben de cehennemliyim o yüzden. Cipsleri yanlış yerden açıyormuş. Bunda bir sıkıntı bulmuyorum. Hani düz kısmı burasıdır. Buradan açıyormuş. Yani çok sıkıntı değil benim için ya. Bu bir şey yok bunda yani. Bir konu hakkında bir kitap veya film izlediğinde o konunun en iyisi olduğunu söylüyormuş. Ya da onun gibi davranıyormuş. En nefret ettiğim şey bak. Gerçekten nefret ediyorum bu olaydan ya. Yok, cehenneme birazcık daha yaklaştık kanka. Çok yakın. Ya cehennem ya da cennet. Yok ya, bu adam cehennemde yanmamak zorunda değil. Hayır, sen iyi birisin gerçekten. Kötü bir şey yok lan, insanlar birbirini öldürüyor anasını satayım. Sen bunu yapsan ne olacak? Bir doktor geldi. Doktor lan şu an bu galiba. Evet, hadi bakalım doktor. Bir sürü hayatları kritik olan insanı kurtarmış. Çok iyisin gerçekten. Doktorlara zaten saygım sonsuz. Ve karısıyla ayrı olduğu için nafakasını düzenli olarak ödüyormuş. Karısına baksanıza bak, tam şeytan ya. Neyse, çok iyi bir insansın şu ana kadar gördüğüm. Ve ailesinin huzur evinde hiç
bir zaman ziyaret etmiyormuş. Bu yani cehennemlik bir şey değil ki bu. Kötü bir şey, tamam cehennemlik bir şeyse de iki cehennemlik veriyorum sana. Kanka sen iyi birisin, hayır. Ailenini ziyaret ediyorsun, tamam mı? Bir daha asla böyle bir şey yapmam. Sıradakine bakıyoruz. Bu kim? Bu kim lan? Bilmiyorum. Geç. Evet, sakallı bir abimiz var, hayırdır lan? Arabasını komşusunun garajının önüne park ediyormuş. Yani bu cehennemlikten ama şerefsizlik olduğu için iki veriyorum sana, şerefsizlik yapıyorsun. Oo, çok sesli çiğniyormuş. Aa, şapırdatarak çiğniyormuş arkadaşlar. Nefret ediyorum öyle tiplerden. Sen %100 cehennemsin miymiş şu anda? Yatağa çoraplarıyla giriyormuş. Kanka bunu nasıl yapıyorsun kendine ya? Bir tanelik daha cehennemlisin. Bunu yapan insanlar var biliyorum. Çorapsız yatamayan insanlar var ama. Adamın bir tane mi iyi şey olmaz? Bu adam kesin farklı şeyler yapıyordur ama oyun bana göstermemiştir. Cehennemde senin yanmanı istiyorum köpek gibi. Arkadaşlar Kanuni Sultan Süleyman geldi. Vay çok iyi. Hadi bakalım. Onun olduğu dönemde insanlar barış ve refah içinde yaşamış. Gerçekten doğru. Doğru abi. Sen cennetlik bir adamsın lan Kanuni Sultan Süleyman. Kendi çocuklarını ve onların torunlarını öldürtmüş galiba. Ama arkadaşlar onlar komple kuruyormuş tam o sırada. Yani bunda bir cehennemlik bir şey görmüyorum ama cennete bir veriyorum sadece yani. Çok iyi bir şey değil, kötü bir şey değil. Ortada bir yerde olduğum için arasını seçiyorum. Vay be. Osmanlı topraklarında yaşayan her aileye 5 tane keçi, 3 tane inek ve 2 tane de kuzu göndermiş arkadaşlar. Feci iyi bir şey. Cennetliksin. Yani kanka Kanuni Sultan Süleyman sen cennetliksin kanka. Kanka diyorum hünkârım, özür dilerim. Pardon, cennete git. Vay be, Kanuni Sultan Süleyman'ı yargıladım. Hayırdır lan? Sıradaki ünlümüz. Çok tanıdık geliyor lan bu. Gel lan bakayım. Seni yargılıyoruz adam. Seni tanıdık geldiğin için. Bu adamın neyi ünlü peki ya? Kim lan bu? Jet Fadıl mı lan bu? Değilmiş. Dur bakalım. Galata Kulesi ve Boğaziçi Köprüsü gibi kamu mallarını saf insanlara satmış. Şerefsize bak, dolandırıcı lan bu. Cehennemde yanabilirsin. Arkadaşlar bu adam tam şeytanmış. Bunun kim olduğuna bakacağım birazdan. Dolandırmaya çalıştığı kişilerin paragöz biri olduğunu söylüyor. Masum olmadığını söylüyor ve kolayca para kazanmaya çalıştığını söylüyor kamuya. Ve onları kötülüyor. Şerefsiz, yanacaksın birazdan. Çok kim, merak ettim, kimsin sen? Hapisteyken insanlara dürüstçe yaşayın diye bir konferans vermiş bu adam. Ya kanka, hapse gidince pişmansın. Tamam, buradan bir veriyorum sana. Bu mu yani, bu kadar mı? Sen kimsin ya? Sen kimsin? Seni bulacağım. Bir de ünlü he. Buldum arkadaşlar. Sürün Osman. Evet, tipi de aynı yapmışlar lan. Nasıl yaptınız aynı? Çok iyi valla. Bu oyun yapanlar kesin Türk, eminim ona. Sen bir cehennemde yan bakayım. Türk yani bildiğin. Sürün Osman'ı ben bilmiyorum lan. Yabancılar nereden bilecek? Yeni bir geliyor. Kimsin sen? Sezar lan bu. Julio Sezar galiba. Hadi deneyelim. Seni de yargılayacağım lan. Gel. Bir Osmanlı İmparatoru yargıladık. Bir de seni yargılayacağım şimdi. Yargılayamadım. Oyun hata verdi garip bir şekilde. Arkadaşlar 10 dakikada reklam izliyorum. Gerçekten 10 dakikada reklam izliyorum. Bu da Stalin mi? Sen Stalin misin? Gel seni oylayacağım. Gerçekten kafayı yiyeceğim ya. Uf. Ve bir şey çıkmıyor. Böyle saçma sapan şeyler çıkıyor. Eşleştirme şeyleri falan filan. Yeter reklamlardan bıktım. Evet, geldik bakalım. Bir sürü milyon tane insan öldürmüş şerefsiz. Ve bunu hiç umursamadan yapmış. Cehenneme gidebilirsin kanka. Gerçekten milyon tane insan öldürdün ve Türkler de var aralarında büyük ihtimalle. Nazileri durdurmuş ve dünyayı büyük bir tehlikeden kurtarmış. Yani sen de bunda çok yani ortada bir şey, kesinlikle iyi veya kötü demiyorum. Ama cehennemlik veriyorum azıcık. Ve insanları madenlerde çalışması için zorlamış. Bakın elinde kırbaç falan var şerefsiz. Yanacaksın onu her türlü sen. Yanacaksın. Osmanlı hükümdarını yargıladık. Eğer yapabilseydim bir tane Yunan yargılayacaktım. Ama yapamadım. Bir tane de harbi Türk hükümdarı yargıladık. Bir tane de Rus yargılıyoruz şu anda. Ve cehenneme gidiyorsun kanka. Bay bay. Vallahi bıktım reklam izlemekten. Bıktım. Kapat. Kapat şu oyunu. Çıldırdım ya. Arkadaşlar kusura bakmayın ama gerçekten çok fazla reklam izledim. Bu videoda ezan okunuyor lan, ezan okunuyor. O kadar uzun sürdü, sabah ezan okunuyor ya, kafayı yersin. Daha fazla boyundan gelmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Halen de kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bye bye.